Evet, Akademi Ligi'nde 6. hafta 2. günün 2. karşılaşmasına geçiyoruz. Favorisi aslında belli diyebileceğimiz bir mücadele. 2 galibiyetli Fyfron Akademi, 8 galibiyetli ligin en üst sıralarındaki Fenerbahçe Akademi ile mücadele edecek. Klasik Fyfron'a karşı yapılan hedef yasaklamaları Fenerbahçe tarafından da yapılıyor. Ve kled yasaklamasıyla başlıyorlar. Aynı zamanda Kartuş da tabii ki hemen gönderiliyor. Diğer tarafta da İreli ve Yone yasaklamaları. Allah çare. Nedenmiş? Makasım incitmez ki. Randa Yasuo da gönderildi. Çok hızlı bir yasaklama aşamasından sonra ilk seçim yapılıyor. Akali. Aslında evet, geçen maçta da açıktı ama görmediğimiz şampiyonlardan biriydi Akali. Geçen maç yasaklanmıştı Akali. Yasaklanmış mıydı geçen maç? Tabii yasaklanmıştı. Ha. Tabii Fyfrone'nin yaptığı yasaklamalar direkt hedef yasaklamalar. Yine Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Yani bu yasaklama seçimekten daha çok hedef yasaklamalarla geçti. Evet. Bir şeyi biliyoruz. Kunduz ve Naknako'nun şampiyonumuzun çok benzer ve tehlikeli olduğunu. Hı hı. Ve Meta'nın belki uzun süreden beri değişilmezleri. Xinza ve Jinx geliyor. Diğer taraf Aphelios artı Thresh tarafına gidebilir belki. Hem de rakipten de almış olur bu şekilde Thresh'i. Eğer isterlerse. Fenerbahçe ligi aslında çok iyi başlamamıştı. Sıkıntılı başlamıştı ama sonradan formu acayip yükseldi. Ve şu an 8-3'lük galibiyet oranıyla göz dolduruyor. Aphelios geliyor. Tabii Naturus da düşünebilir. Oo. Bu şey anlamına geliyor. Siz Jinx'li bir kompozisyon kuruyorsunuz. Zinza'nız var. Hem evet. Zinza'ya erken aşamada oyunu oynatmayacağız hem de üst tarafa tank alamazsınız. Trundle'ın açılımı bu aslında. Güzel de bir tercih. Ama işte destek tarafı şimdi biraz sıkıntılı olabilir Fyfron'un akademi için. Çünkü Fenerbahçe herkes, yani iki takım da destek yasaklamaya başlarsa ilk desteği alacak takım ve açıkta kalan en güçlü desteği alma şansına sahip. Diğer tarafta ise ya Aphelios'un yanına ya iyi bir destek şart. Yoksa Aphelios tek kalacak. Ve tek kaldığı zaman da biliyoruz yani LeBlanc'ın neler yapabileceğini. O yüzden zor bir ikinci yasaklama kısmı bekliyor Fyfron'un akademi tarafını. Şu ana kadar yani Fenerbahçe çok temiz başlangıç yaptı bence bu seçim yasaklamaya. Evet. Yani Trundle'ı bu kadar erkenden seçmek iyi bir fikir miydi? Gerçekten pek emin değilim. Kendi içinde bir fikir güzel ama Aphelios'u aldığınız zaman ne olursa olsun Aphelios'un yanında bir şey vermeniz gerekiyor. Şimdi şeyi anlayabiliyorum. Fyfron'un şeylere dokunmayacak, desteklere dokunmayacak. Fenerbahçe tarafı burada. Hı? İşine gelmeyen destekleri atıp işine gelen bir desteği alacak. Bu durumda eğer Fyfron o destek savaşına girerse bu sefer sıkıntı şu olur. Geriye hiç destek kalmayabilir. Ve bir anda böyle Aphelios'un yanında hiç alakasız bir destekle çıkmak zorunda kalabilirler. Ki böyle de olacak. Fenerbahçe şu an buna zorluyor. Ya burada Thresh'i alıp hadi bakalım şimdi ne oynayacaksınız görelim diyecekler Aphelios'un yanına. Thresh de gitti. Onlar da Thresh'i zaten yasakladı. Okey, okey. Ya bu durumda Lulu tarzı bir şey alıp acaba iyice çıkmada sokabilir mi? O destek pozisyonu. Orada da kitle kontrolü herhangi bir şey alabilir. Leona var. Leona var. Unutmayalım. Evet, doğru. Bakalım. Ki Leona da aslında şeyi de karşılar. Kitle kontrolsüz bir üçlü şu an. Fenerbahçe tarafı. Evet, biraz çıkmaza soktular bu şekilde Fyfron'u. Şimdi Fyfron ne alacak? Bart tarzı bir şeyle böyle Cordur'u böyle yok etme tarafına giderler mi ama belki Rakan düşünebilir. Tahmkent. Ama hani
Bu takımın şeye ihtiyacı olacak Scarlett sanki. Şu an bulabilecekler mi bilmiyorum. Üst koridordan falan belki yapmaları gerekir ama net bir kitle kontrolleri yok gibi. Hı. Yani o bir de kör olarak aldılar. Buraya bir nar gelirse takım savaşı da çok iyi olacak Fenerbahçe tarafının. Yer almak isterlerse tabii. Tamam, Kench ve Set. Gerçekten güzel seçimler oldu. Trundle'la da artık yani bir ulti hedefi olabilecek bir Leona da var. Şu Aatrox. bu yamada birazcık güçlendirildi. Darkin kılıçları artık böyle hani rakibin o kılıcın ucunda kalması durumunda daha fazla vuruyorlar. Ve iyi de bir ön safa ki ya Trundle için güzel bir hedef var aslında. Ama bilmiyorum yani ben Fenerbahçe tarafının kompozisyonu daha çok beğendim ve yasaklama seçim ekranında yaptıklarını da daha çok beğendim. Yani rakibi güzel kilitlediler. Hı. Tahmkent iyi güzel hoş ama rakibi öyle bir şey zorladılar ki yani çok kısıtlı kitle kontrolüyle bir şeyler yapmak zorunda Five Rune Academy. Ve günün ikinci karşılaşmasına da geçiyoruz bakalım Fyfron'un üçüncü galibiyetini bulabilecek mi yoksa Fenerbahçe Akademi serisine devam mı edecek ve takımlar vadiye iniyor. Evet, günün ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Akademi Ligi'nde Fyfron Akademi Fenerbahçe Akademi ile karşılaşıyor. Sihirdar Vadisi'ne hoş Orta geldin. koridorda LeBlanc, tutuşturulu LeBlanc'ın Akali'ye karşı mücadelesini izleyeceğiz. Evet, görev Akali'yi yok et. Minyonların Evet. harekete geçmesine 30 saniye. Bakalım ne kadar yok edecek Kunduz. Yani çok iyi bir suikastçı oyuncusu olduğunu biliyoruz kendisinin. Karşısında da hakim olduğu bir şampiyon var. Bu durumun farkında Chris. O da Doran Kalkanı'yla girmiş. Olabildiğince Hı. canını kurtarmaya çalışacak erken aşamalarda. Ama Kunduz niyeti bozmuş. Ama işte tutuştur gemini şöyle bir dezavantajı var. Minyonlar harekete Erken geçti. oyunda yanlış bir hamle yaparsanız tutuşturla iyi bir sonuç alamazsınız. Geriye düşüyorsunuz. Bu sadece erken oyunda kalmıyor. Oyunun ilerisinde de sizi zorluyor. Çünkü rakipte iki tane ışından varken sizde tek ışından var. Ve harita hamlelerine cevap vermeniz buna bağlı olarak zorlaşıyor. Alt koridorda Aphelios ve Tahm Kench ikilisi olabildiğince agresif oynamak istiyor. Pog'un aldığı pozisyondan da bunu anlayabiliyoruz. İki seviyede o mutant ilk seviye takasını isteyecek. Naknako'yla bir takasa girdi. Sersemletme tutsa çok çok daha iyi bir takas olacaktı mutant için. Neden o kadar uzak menzilden yaptı da rakibin üzerine yürümedi bilmiyorum. Kemik zırh muhtemelen. O Hı. birazcık geriye itti. Yani orada takas başladığı anda kemik zırhın işareti çıktığında o orada mı? İkinci seviyeye Seviye. ulaştı mutant. Oto atakları da kullanmaya devam ediyor. Bir oto atağını iptal etti. Sıçralar Oh! geliyor yalnız mutanttan. Çok büyük bir hata. Naknako. Yani burada solo kill alacak belki. Ama o mu aldı yoksa mutant mı ona hediye etti? Orası tartışmaya çok açık ya. Biraz hediyelik oldu bu ya. Evet. Yani bir de Scarlet. Ben Akademi Ligi sunarken şunu öğrendim. Naknako'nun erken oyunuyla şaka olmaz. Adam bir şekilde erken oyunu kazanıyor. O, Mion'un arasında kaldı. Ahmkenç'ten, Akser'den çok büyük bir agresiflik ve öne adım. Neredeyse ölümüyle sonuçlanacaktı. Şeyi de kaçırdılar. Araba minyonunu da kaçırdılar. İfadeler de geliyor. Evet yani bilmiyorum Fyfron'un oyuncuları teker teker hata yapıyor şu ana kadar. Ama üst koridorun dengesi acayip bozuldu. Naknako'nun birebir de aldığı skor
Minyon dalgasını iyi yerde tutması, sıçraların olmaması. Tabii şimdilik orada bir görüş var mutantın ama o çalıdaki görüşü gittiği anda koridorun kaldığı yere bağlı olarak mutantın çok dikkatli oynaması gerekecek. Tarafta bu arada. Evet, orada tetiklediler. Yenilmezleri ve mutant! Mutant burada W'sunu da kullanıyor yalnız. Naknako tekrardan alacak solo kill'i. Yani mutant, bilmiyorum, ilk kanı çok garip bir şekilde vermişti. Burada bir skor daha hediye ediyor mutanta. Pardon, Naknako'ya. Koridor bitti. Geçmiş olsun. Koridor GG ya. Çok ağır GG ve yani aslında daha minyonlar çıkmadan evvel mutant avantajlıydı bence. Oto atak savaşında iyi gidiyordu. Naknako yeteneklerini kullandıktan sonra sersemletmeyi tutturabilse yine çok avantajlı olacaktı. Üst koridordaki çalıdaki totemin bakabilir miyiz? Eğer rejimiz bizi duyuyorsa. O ne zaman bitecek acaba? Alt tarafta. Ya bitti. Bitti. Tam gerek kalmadı. Zinza girip o koridoru tamamen bitirebilir şu an. Evet. Çünkü görüşü kalmadı mutantın ve gidip oraya zinet de atmadı. Yaklaştığı anda biter. Alt taraf dediğin üst koridorun şöyle, yok yok, orası değil, orası değil. Şey, nehirden koridora giriş çalısı var ya. Tamam, anladım. Zinet çalısı aslında orası. Evet, evet. Yani şu an böyle fake'liyor. Yani sonunda attı. Az önce bundan vardı, bitti. 361 Efe'nin yaklaşabileceği bir boşluk vardı. Ama o şeyi diye düşündüm. Muhtemelen şeydir. Hani totemlidir diye girmedi. Girse mutant bir kez daha ölüp koridoru tamamen bitmiş olacaktı. Ama şunu da söyleyeyim. 361 Efe'nin gelip gelmemesi de çok önemli değil. Yani şu an 31'e 11 minyon. Keri Efe ile birlikte uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız Keri'yi havaya savurmayı başardılar Efe. Aynı zamanda Keri'nin üzerine doğru ilerleyecek. Keri buradan çıkması mümkün olmayabilir Efe. Kendini iyileştirecek Zafer Rünü sayesinde. Akser'de yakalanacak. Ve bu skorda Kunduz'a gitti. 4-0. Öne geçti bir anda. 2500 altın. Daha 6. dakikadayız. Ya paramparça. Her koridorda bir skor sesi çıktı yani. Herkes bir skor aldı. Paramparça ettiler. Alt koridor, üst koridor. Her yer. Orta koridorda zaten LeBlanc tutuşturu sayesinde Akali'ye zorluk yaşatıyor. Oyunun bu dönemlerinde. Akali diyordur. Oğlum, benim koridorum zor, size ne oluyor? Evet. Üzücü. Yukarıdaki minyon farkına bakar mısınız kardeşim? Çok güzel, yok oldu ya. Bu Aatrox da böyle bir şampiyon aslında. Uzaktan da sizi dürtebildiği için. Evet. Elinizi verirseniz kolunuzu kapıyor. Ya şeyden korkuyordu şu an bu taktik. Bu sefer Jinx'i havaya savurmayı başardılar. Pog için avantajlı bir takas olabilir bu. Ama kendi güvenli pozisyon almayı başardı Rep ve arkadan 361 Efe yine yaklaşıyor. Aphelios'tan yalnız güzel hasar çıkıyor. Efe'nin canı oldukça azaldı. Pog şimdi kovalama moduna geçti. 2-3'ü güzel oynadı. Fyfren'in alt koridoru. Neredeyse skorda çıkaracaklardı. Yalnız LeBlanc tuttu mu zinciri, yok tuttu bir şekilde. Şimdi 6'a doğru geliyor. Crawl kaçması lazım bu ikinin. Stun. Crawl. Keri. Bunu kullandı. Keri havaya savrulacak. Gidebileceği hiçbir yer yok. Akser peki çıkabilecek mi? Son bir otomatik saldırı geliyor ama yeterli değil hasarı. Keri'nin yaptığı hareket hiç fena değildi bu arada. Evet, evet. Yani Hextech şeyle hani tam böyle sütun olduğu yerin arkasına Hextech sıçramı kullanırım dedi ama sıçrası olmadığı için oradan çıkamadı. Çünkü tam Kench orada lezzet yolculuğu yaptı. Tabii üst tarafta çılgın bir üstünlük olunca hem LeBlanc'tan hem Aatrox'tan durumda alamet almak çok kolay bir iş. Kunduz içeri giriyor. Fener'i ıskalayacak yalnız Chris. Yine agresif bir hamle yaptı ama Kerry'nin ufuk kılıcından son anda uzaklaşacak burada Akali. Tabii 361 Efe de bu vakti değerlendiriyor. Çıktığı gibi alameti aldı. 8.30'da alamet Fenerbahçe oyuncularına gidiyor.
Fenerbahçe ormancısına gidiyor. Koridordaki minyon sayısı da yani mutant yine üstüne dönüyor. Koridor çok kötü kalmış vaziyette. Fena değil aslında ya. Evet, doğru diyorsun. O yüzden ittiriyor şu an Naknako. Evet. Ben Naknako'ya ittirir gibi düşündüm bir saniye ama... Şey vardı, arkadaki menzilli minyonlar... diğer tarafın menzilli minyonlarına odaklandığı için bir anda. Hı? Yani tabii burayı nasıl oldu bilemiyorum. Göremedik ama. Ve mutant çok bir şey kaybetmeden döndü bu şekilde. Yani çok bir şey kaybetmedi derken... içinde bulunduğu şartları düşünerek söylüyorum... Çok daha kötü durumda olabilirdi. 2100-3600. Ama ya şöyle bir gerçek var. League of Legends'ın bu konuda hiçbir affı yok. Ya maçın başında yaptığın kötü bir takas, verdiğin bir skor hakikaten bütün koridor boyunca peşini bırakmıyor. Ve acayip geri düşünebiliyor. Şu an setin yapabileceği şey takımına katkı olarak en azından 1-2 savaşı kazanmadıkları sürece içeri giren bir şampiyonu alıp dışarı atmak gibi muhtemelen Aatrox olur. Gerisinde de takımı abi ben işimi yaptım benden bu kadar deyip takımını bırakmak. Daha fazlasını yapması çok mümkün değil gibi şu durumdayken. Yani şeyi bitirememiş daha. Dikenliği bitirememiş. Öyle bir parasız. Evet. Ve Fenerbahçe alt koridoru şimdi geri döndü. Ve bakıyorum burada Leon'a ilk hamleyi yapabilir. Tahmkent birazcık geç kaldı. Leon'a burada görüş alabilir. Bir oyun deneyebilir. Leon'un tempo üstünde olduğunu bildiği için Fenerbahçe tarafı da hemen rakip ormanı zorluyor. Ve alt koridordaki sanırım kuleyi diyebilirler. Noktada evet, LeBlanc da geliyor, Leona da geliyor. Burada eğer Aphelios yanlış bir adım atarsa geçmiş olsun. Ohoho, çok iyi o derece, ya. O derece diyorsunuz yani. Ama totem gelecek buraya. Polk totemi kullandı ve Kerry'nin sıçrası boşa gitmiş olabilir. Hayali zincirden de çok güzel uzaklaşıyor. Kerry'nin şakası yok yani. Orada yakalama pahasına dümdüz duvar üzerinden sıçra attı. Önde olmanın da getirdiği bir rahatlık aslında. Yani Pog'u düşürememiş olabilirler ama kuleyi alıyorlar. Valla Pog'u'ya burada bir şapka çıkaralım şimdi. Hakkını verelim. Yani bir şeylerin ters gittiğini anladı. Leon'un önce döndüğünü biliyordu. Tempo avantajı olduğunu biliyordu. Bir süre gözükmedi Leon'a ve haritadaki diğerleri. Nerede olabilirler? Alametleri de var. Alt koridora bunlar bana baskı yapmaya gelirler dedi ve akıllıca bir totem orada hayatta kaldı. Ama şeyi bilmiyor. Leona'nın sıkçasını aldığını bilmiyor. Dolaylı yolda. İçeri giriyor Aksar ama Kunduz zaten. Yani yakalansa, yavaşlasa bile canı sıkılacak bir şampiyon oynamıyor. Tabii, aynen. Yani buradan itibaren oho Naknako zaten kaçıncı dakikada şeyi bitirmişti. Omurga kralını bitirmişti. Durduramayacaklar ya. Hiçbir şey yapamayacaklar yani o Aatrox'a. Çok uzun bir süre boyunca. Evet. Çok çok önde yani hakikaten. Orada bir barikat aldı. Tamam şu an hayatta kalmaya çalışıyor. ...71'e 121 üst koridor. Minyon farkı. Akali şu an... Aşağı bir ulti gönderildi. Pog'a isabet ediyor. Güzel bir asist olacak bu aslında. Jinx için. Ultiyi gönderdi. Asist aldı. Mutant. Ultisini çok temiz kullanmış. Jinx üzerinde.
Yürek Oplatan'la birlikte Jinx'i kulesine gönderip skoru da alıyor takım arkadaşlarıyla beraber. Acaba Rüp... Çok iyi bir takasa girdi Chris'e karşı. Ultiyi attıktan sonra Rüp ultiyi falan mı izledi? Ne yaptı? Çünkü sıçasını kullanmış. Ya, gerçekten geçmiş. Olabilir. Evet. Onu bazen yapıyorsun ya. E tabi. Yani. Şeyle artık. Böyle. Naknakon'un. Naknakon'un Aatrox'u acayip darlıyor alt koridoru diyecektim. Yani 3 kişi gönderler, 4 kişi gönderler oraya. Yine de oradan çok rahat bir şekilde uzaklaşıp orta koridora doğru yürüyecek. Pog'un sıçrasının olmadığını biliyorlar. Aatrox ultisi kullanıldı. Havaya savurabilirlerse skor gelecek ve Kunduz için çok kolay bir skor oluyor. Naknakon'un oraya gittiğinin bilgisini sanki Pog'a iletilmesi gerekiyordu ya da Pog'un dikkatli olması lazımdı. Pog'a bir tane güzel şey dedik. Akabinde iki kere öldü çocuk. Alkser hayali zincire yakalanacak ama fazlasıyla tank ama yeterli değil o tanklı. Kitle kontrol zinciri yeterli oluyor onu düşürmek için. Naknakon buradan çıkamayacak. Buraya kadar altını Chris'e gidiyor. Chris ultisini de kullandı carry üzerinde. İkinci yükle birlikte kaçmaya çalışıyor. Tutuştur yeterli olmayacak bence. Ve evet Chris 40 canla oradan çıkmayı başaracak. Akadiye 600 altın gitti. Evet. Ama burada orta kule düşecek. Üzerine yaklaşık 1,5 dakika sonra abartmayayım 1.45 sonra ruh noktasına gelecek. O ruhun şakası yok. Alev ruhu. Fenerbahçe yani oyun kendi ellerinde, kazanmakta kaybetmekte onların elinde olacak. Burada birazcık Bayfron Akademi rakibin insafına kalmış durumda. Naknako ultiyi ultisine biraz daha vakit var. Şimdi geldi. İlk posta olsaydı acaba girer miydi direkt? Koşturur muydu bilmiyorum ama. Bu kendi ormanını temizlemeye başladı. Tabii o da birazcık kaynak arıyor sağdan soldan. Erken aşamada bu kadar fazla kule kaybettikten sonra işte tatsız olan durum, minyon dalgana ulaşmakta zorlanan taşıyıcılar ormana girmeye başlayınca bu sefer olan ormancınızı oluyor. Bu noktada Crow'un ormanı şu an takım arkadaşları tarafından alınıyor. Kendisi de doğal olarak ormanda geri düşmeye başladı. Naknako buradan uzaklaşabilecek mi? 3 kişi var peşinde. Sıçrasında kullandığı ultisiyle de kaçmaya devam ediyor. Ama Chris'in hasarı gayet fazla. Yalnız kendini 400 can iyileştirmeye başardı. Bir 225 daha geliyor ve Naknako bu sefer hata geçti. Dönüp kesecek mutanımız. Hop bir dakika mutant. Mutant kalmış olabilir. Patlangaçlar onu biraz zor duruma soktu. Güneş patlaması da geliyor. Ve mutant güvenli olduğunu düşündüğü pozisyonda düşecek. Aphelios ultisi de carry'i isabet etmiyor. Sadece Rap'e çarptı. Naknako 3 kişiyi hala burada oyalamaya devam ediyor. Minyonları da temizledi yalnız. Tehlikeli olabilir burası. Firefron için. Chris düşecek. Yok artık. İkinci oyuncu düşecek. Tam Kench'i kaybettiler ve katliama doğru gidiyor burada. Trundle da düşülebilirse. Katliam sesi gelecek. Crawl sıçramak zorunda kaldı. Fenerbahçe Akademi paramparça etti resmen Firefron'un akademiyi. Omurga kranı olan minyonları da temizleyen bir Aatrox'a, bu kadar kuvvetli bir Aatrox'a karşı hakikaten hiç mantıklı değildi denedikleri hamle ve felaketle sonuçlandı. Ama zaten bu kadar gerideyken de yani riskli hamleler deniyorsunuz artık. Kaybedeceğiniz daha büyük bir şey olmuyor çünkü. Doğru. Dediğin gibi. Yapacak fazla bir şey yok bu pozisyonda artık. Yani aradaki altın farkı 18. dakikada eğer 9.000 ise zaten bu dakikalarda değil de erken aşamalarda yaptığınız şeyleri biraz sorgulamanız gerekiyor. Ve erken aşamada çok fazla hata yaptılar. Farklı Akademi tarafı ve Fenerbahçe tarafı da bunları çok iyi değerlendirdi. Özellikle üst koridorda olanlar bayağı talihsizdi onun için. Noku'da yani bakıyorum şu an hakikaten yani tam eşya fazlası var. Diğer taraftaki
Hani dikenli yeleği şey sayarsan. Yarım eşya yarım desen. Yarım eşya gibi mi? Yani. Yani dikenli yeleğe karşılık diğer tarafta şey var. Omurga kıran var. Seviye farkı da belirtmek lazım. Dur. İkinci kulesini savunmak istiyor ama Aksar paramparça ediliyor burada Efe ve Kunduz tarafından. Yine de bir süre eline kendini tanklamayı başardı. Hasar tanklamayı başardı ama oradan çıkamayacak. Mutant da yine şanssız oyunculardan birisi. O da düşecek. Öbür tarafta Chris'i de kaybetmişti zaten. Fyfer'ın oyuncuları. Ve 19. dakikada tutuşturu yeterli olacak. Pog'u düşürmek için arındırı yoktu. Pog'un ve tutuşturu nasıl ardından kaçınamadı bir türlü. 7-0'la. Merve Akademi ilk inhibitörünü 20. dakikaya girmeden üst koridordan alıyor. Yani çok rahat oldu onlar için. Normalde bu dakikalarda inhibitör almadan geri dönmek istersiniz çoğu senaryoda ama gerekirse şimdi Baron'a vurabilecek bir takımları var. Ejder'e en uzak inhibitörü aldılar. Zaten Baron'a vurmaya başladıklarında eğer Fafir'in oraya doğru hareketlenmeye başlarsa, çalışırsa karşında 7-0'lık bir LeBlanc olacak ve o görüşü nasıl alacak, onlara kolaylıklar diliyorum. Yani şu an uzatmalardayız diyebiliriz. Kunduz ava çıkmış. Bir Pogu'yu yok etmek üzere. Of 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 of. Pog'un başına neler neler geldi orada. Mutant da yarı canını kaybetti, rüzgardan şimşek kullanılıyor. 361 Efe Kunduz'un yardımıyla. Hani sol iyiden iyiye sol Q maçına döndü. 9-0-0 oynuyor Kunduz. Dakika 21'de Baron'la Shore'u da katledecekler. Kunduz asla aletten nakna koyan için de aynı şey geçerli. Asla bu oyunculara şey vermeyeceksin, üstünlük vermeyeceksin. Evet. Hiç affetmiyorlar. Kunduz geçen sene galiba oynamaya başlamıştı. Fenerbahçe tarafında. Geldiği günden beri böyle belli şampiyonlarla çok büyük fark yaratıyordu. Bu sene artık oyunu iyice olgunlaştırdı. Özellikle suikastçı, dövüşçü tarzı şampiyonlarla. Burada da takımının galibiyetinde başrol oynuyor. Kesinlikle öyle. İkinci Nexus Kulesi'ni de alacaklar. Yanında Tam Kench'i de götürecekler tabii ki. O kadar fazla hasar var ki alacak karanlık perdesinin içinde Akali de düşüyor. Mutant da aynı şekilde üstü boylayacak. Pog'un da gidebileceği bir yer yok. Katliam alamayacaklar belki ama 22. dakikada Fenerbahçe Akademi Fyfer'ın Akademi'ye karşı galip geliyor.